Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Herhalde zannediyorum geçen en son yaptığımızda düşmanını sahanda karşıla dersini yapmıştık. Ha o kapat. Ses yapmasın. Düşmanını sahanda karşıla. Onu yapmıştık, şey, timsah misalini verdim. Şimdi tevhid dersini, haşir dersini her yerde buluruz ama bu tür dersleri pek bulamayız. Bu da çok önemli. Sönmek üzere olan ateşe odun atmak gibidir bu dersler. Niye sıkılıyorum? Niçin okuduklarım hayatıma geçmiyor? Yani bu kadar okuyorum, niye olmuyor? Onlara da cevap olacak. Sebebi kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz yani. Kullanmıyoruz değil. Kullanmayı bilmiyoruz. Mesela mal üretmek ayrıdır fabrikada. Ama onu evde kullanmak ayrıdır. Farklı bir şeydir. Yani araba üretti diye en iyi kullananlar değildir. Rallici ayrı bir şeydir. Ayrı bir sanattır. Araba imal etmek ayrıdır. Onu kullanmak başka bir şeydir. Şimdi bu tür dersler de her yerde olmaz, herkeste de olmaz. Ele geçirmek de zor bu zamanda. 2 kelam ediyor sana adam, ilaç yazıyor. Hadi git, 250 lira. Suratına da bakmıyor. Bakmıyor. Psikoloji. İlacı yazdığını kendisi de bilmiyor abi ya. Vitamin ilacı mı yazıyor? Antibiyotik. Çok antika bir şey söylüyor ya. Mesela Mustafa yaptı değil mi? He tamam tamam, öyle düşünme oğlum. Tamam, öyle, öyle. Yüzüne de bakmıyor diyor, böyle kafayı da sal. Öyle dedi değil mi? Şimdi peki. Sıkılmamızın sebebi hayatımızdan daha değerli bir gaye koyamamaktan kaynaklanıyor. Bir daha cümlemiz o. Hayatından daha değerli bir hedefin olsun. Biz hayatımızdan daha basit şeylerin peşinde bu hayatta koştuğumuz için. Şimdi ona ait yer okuyorum, cümleler okuyorum. İşsiz adam hasret eder. İşsiz adam, yani bir şeyin peşine koşmayan adam, kendisine koşulmasını isteyen adam, işsiz adamdır. İşsiz adam, bir şey yapmayan adam değil yani. Kendisine yatırım yapmıyor, kendisine, kendi bilgisine, kendisine kanaat ediyor. Peki ne yapacak bu adam? Başkalar da var, parkurda hızlı gidiyor. Kendisine yatırım yapmayınca, yani gözü orada olursa buraları görmez. Gözü orada çünkü. Gözü orada olmayan ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne diyorsun ya, ne diyorsun ya? Allah olmaz öyle ya. Sağa sola bakıyorsa oraya bakmıyor demektir. Bir bardak su getir misin? İşsiz adam haset eder. İşsiz adam gıybet eder. İşsiz adam, yani işsizlikte anladık mı? Gözü hedefte olmayan, askerlikte var ya böyle sert derdik. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Tufeği tutuyor böyle. Hatırladın mı? Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Böyle. Tekmin ha. Gelmiş adam, komutan gelmiş, ona bakmıyor. Yani de sınırda oluyor abi o ya. Sınırda oluyor. Hudutta oluyor. Hudutta oluyor. Hudut tutanlarda olur. Bakmıyor ha güya. Adama bakmıyor yani. Devreye gelmiş. Gözüm düşmanımda, kulağım sende komutanım. Bu adam canlı böyle. İşsiz adam, onu kastediyorum. Ereğine, felsefede erek deniliyor. Bizde gaye hayal. Gaye hayal olmasa o bilgiler enelere dönüşür. Adamı zehirler o.
Yani ifrat bilgi hayatına dönüşmese hayatını alabora yapar. Yani huduttaki adam da öyle olacak yani. Evet. Manevi hudut. Manevi tabii hudutta öyle olacak. Düşmanı gözü, tamam mı? Gözü hedefinde olacak. Kulağa ne diyorsun? Tamam. Uyuyor mu oraya? Tamam yoksa sus. Yani oraya bakmayın ha. Bazen araba kullanırken sağ ve sol cam aynalara bakacaksın. Devamlı bakarsan tostarsın. Gözün öne. Öne bakarken dikiz aynasıyla arkayı seyredeceksin. Abi aynalar biraz da nispet oluyor galiba. Evet. Geldiğin yerlerde. İşsiz adam o yani. Hedefine kilitlenmeyen adam. Tamam. Bir de okuyorum. Hedefinde olmayan adam haset eder. İşsiz. Hedefinde olmayan adam gıybet eder. Hedefinde olmayan adam olumsuz taassup eder. Yani kafire karşı değil, Müslüman arasına taassup yapar. O taassup enerjisi İsrail'e kalmaz. İşsiz demek, dimağı hakikate bağlı olmayan. Akıl ikaldan, bağdan gelir. Akıl bilirsiniz böyle, ikal. Mesela çöl insanları develerle giderken uyuyacaklar. Birbirine bağlasalar deveyi, birbirlerine gidiyorlar. Bu sefer deveyi nasıl tutacaksın? Toprağa çaksan toprak yok, kum söküp çöküp yapıyor. Bu sefer her bir deveyi, boğazındaki şeyi, ipi kuyruğuna bağlarlar. Tabii böyle kendisini çekerek yapmışlar yani. Kıvrılsın diye, bol bırakmamış. Böyle şey kurtarmaya çalışır, kıçını döndürüyor. Kurtarmaya çalışır, dönüyor. Ondan sonra oturmak zorunda kalıyor. Yani kendine bağlayacaksın. Akıl buradan deniliyor diyor kelam alimlerde ki akıl ikalden gelir, bağ. Kendine bağlayacaksın. Akıl kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Kendi başına bırakılmayacak kadar akıl tehlikelidir. Ya oraya olacak, orayı yırtacak, orayı darmadağın edecek ve dozer gibi yol açacak veya bıraktın mı kendi, vallahi kendinedir. Hiç şansın yoktur. Akıl ikaldan bağdan gelir. Eğer aklını, dimağını hakikate, gayeye, hedefe bağlamamışsan o akıl yani o dima seni yer bitirir. Artık kendini yönetemez hale gelirsin. Aklı yönetemedin, o seni yönetir. Ne istiyorsa onu yapar. Akıl ya hedefe bağlıdır ya da kendine bağlıdır. Hakikati bulamayan teferruatlarla meşgul olur. Esasatı kaybeden teferruatla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Yani bu Edile-i Nuriye'dir. Muhakimat 49'dan aldı. Edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bir şeyin doğru olup olmadığını neyle tespit ediyor? Bununla. Yani ehli sünnetin doğruluk ölçüsü, kaynağı bu. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bizde de Edile-i Nuriye. Bir, hakikati bulamayan teferruatla meşgul olur. Yani hakikati tanımayan hayalata sapar. Bir, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. 3. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. 4. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanın aldatır. Muvazene mizan şu. Kantar, metre. Ölçeceksin, tartacaksın. Uğruna hayatını harcayabileceğin bir gayen, bir davan olsun. Harcadığın hayat, aldığın hayattan daha değerli olursa hayat yaşamaya değer. Ve hayat keyifli olur. Canlı canlı kıpır kıpır olursun. Ters mi söyledim? Evet. Nasıl bir de söyle. Uğruna hayatını harcayabileceğin bir gayen bir davan olsun. Bir dahaki sonraki cümle. Harcadığın hayat, verdiğin hayat, aldığın hayattan daha değerli olursa. Ters abi. Ters oldu evet. Yani verdiğin hayat,
aldığın hayat daha kalite olacak. Yani harcadığın buysa, bunu harcıyorsun. Hayatından daha değerli bir gayen yoktu, malzeme yok. Bunu öyle bir şeye harca ki bundan daha değerli olsun. O zaman hayat yaşamaya değer. Kar oluyor. He? Ticarette bunun adı kar oluyor. Kar oluyor. Zaten aldığın hayat. Kur'an-ı Kerim'de de siz buraya ticaret yapmak için gönderdim diyor Cenab-ı Allah. Külliyatla evet. Bu manayı destekleyen çok yerleri var. İnsan buraya ticaret için geldi. Manevi ticaret. Evet, doğru. Yani şey olan, fani olan, istidat ve kabiliyetin neşine manandırıp, baki olan Cenab-ı Hakk'ın rızası ve cenneti kazanmak. Hatta çok ilginç ha, biraz şaşıracaksınız. Cenneti kazanmak ve cehennemden kaçmak için bu hayat harcamaya bile değmiyor. Değmiyor. Değmez. Çünkü cennet ve cehennem bundan daha değerli değildir. Çünkü daha üstün ticaret varsa... Ticaretin hariç, bak şimdi. Toprak düşün, çekirdek, ağaç, meyve. Bu bütünü buradan değil mi? Çekirdekten çıktı. Şimdi insan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesi. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk önce Nur-u Muhammedi diye bir çekirdek yarattı. Biz burada vardık. Bunun adı hakikatlar demektir. Bunun içerisinde biz vardık. Yani ağaç olmadan önce çiçek çekirdekte vardı. Ağaç olmadan önce yaprak çekirdekte vardı. Tamam? Şimdi ağaç olmadan önce çekirdekte her bir meyve insan demektir. Şimdi o noktadan düşün, çekirdeğe koy kendini. Hakikat-ı Muhammedi cihetiyle, yani kainattan önce olan çekirdek itibariyle ben orada vardım. O tarafım itibariyle kainattan önceyim. Kainattan önceysen Cebrail'den önceyim. Cennetten de önceyim. O da önce, peki o da yaratılmadan önce denildi bana. Ama insan kapsamlıdır. Yani mesela çekirdekten ağaç çıktı, yaprak çıktı, dal budak çıktı, çiçek çıktı, meyve çıktı. Soruyorum, yaprak mı daha kapsamlı? Önce çıkmış ama yaprak. İlk önce yaprak. Meyve mi? Meyve neticedir. Yani meyve neticedir. Net bu kainatın yaratılışında netice Cebrail değildir. Mikail İsrafil değildir. Bu kainatın yaratılışı gayet cennet cehennem değildir. Zaten oradaydı adam. Peygamber aleyhisselam. Adem aleyhisselam oradaydı. Ecza ve efrad olmuş. Ecza ve efrad oluyor. Yani bizden önce zaten bunlar vardı. Netice kainatta, yaratılışta, şeceri hilkatte insandır. Ha, insandır. O zaman Allah nazarında insandan daha değerli hiçbir şey yoktur. Her şey insandan yaratılmıştır. O zaman yaratılan her şey Cebrail, Mikail, cennet, cehennem senin gölgen. Yani çekirdekten yaratılmıştır. O çekirdekte ben vardım. Yaprak da vardı ama ben meyveyim. Cebrail çiçektir. Mikail yapraktır vesaire. Biz önceyiz. Dolayısıyla cennet, cehennem de bu hayattan yaratılmış. İnsanın gölgesi, etsa ve efradı. İnsan bu hayatını gölgesine harcamaz ki. 3 yaşında mı 2 yaşında bir çocuğun videosunu gönderdiler kız çocuğun videosunu. Çok ilginç. Gölgesinden kaçıyor, ağlıyor. Gördünüz mü onu? Kaçıyor o da geliyor. En son kaça kaça ağlayarak düşüyor. Düşünce o da düşüyor bakıyor. Ayağını kaldırıyor ayağının altında. Yani onun gibi maskara oluyoruz yani ve gülüyoruz. Hakikat bizi güler yani. O zaman hayattan yaratılan şeyler hayatın gayesi olamaz. Bir daha. Hayattan yaratılan şeyler hayatın gayesi olamaz. Peki ne yapmak gerekiyor yani gayeyi ulviye? Bir şey yapmamak için hayatta. O zaman ne yapacaksın? Hayatını Rıza ilahiye bağlayacaksın. İşte nasıl bağlayacak? Yani esbab noktası. Ha, esbab noktasında mücedditlik hareketleriyle olur. Kendi başına insan kendisini inşa edemez ki. Yani risaleleri okuyacaksın, derslere gideceksin, tamam mı? Çünkü bunlar Kur'an'ın hakikatlarıdır. Kayyumiyet bahsinde diyor ki abi, bir şey hareketliyse onu hareketlendiren bir sabit vardır. Evet. Yani o zaman doğru neye göre doğruyu tespit edemiyorsan, bir şeyi, sabit olan bir şeyi hedef alıp onunla arandaki mesafe ile alakalı olarak doğruyu tespit edebilirsin. O zaman eğer bu devirde doğruyu kim tespit etmişse, sen doğruları yapmak zorundasın. Buna şey değil, sen ben uydu gönderemiyorsam, yayın almak için uydu gönderemiyorsam, gönderilmiş uydudan istifade edip o yayını almak mecburiyetindeyim. Ya da uydu göndermek zorundayım.
Evet. Ya müceddit olacağım, ya müceddidlik hareketine tabi olacağım. Sabit bir hakikate tabi olacağım. Çünkü Allah her senede, her yüz senede bir müceddit gönderiyor ya, ona tabi yani, koron oynayacak değil ki, o ne yapacak yani, onu bulacaksın. Abi bir de ben çok özür diliyorum, ben de bir bölmek istiyorum ama, şimdi bakın ağaca baktığınız zaman, Hasan abi, hiçbir zaman ağacın meyvesi gidip sulanmaz. Ağacın köküne su dökersin, o kökten, o gövdeden meyveye gider. Yani o gövdeyi de yok edemiyoruz elbette. Cebrail'i, cenneti, cehennemi, Azrail'i, Mikail'i de yok edemiyoruz. O bir gövdedir belki. Amaç bize ulaşması, o suyun bize ulaşması. Ama o gövdeye o suyu dökmemiz lazım. Kaç numara bu insan? 10 numara mı? Doğru. Hiç hakikaten meyve sulanmıyor. Tek tek yaprak sulanmıyor. Meyveyi sulayan adam bir art niyeti var yani. Evet. Meyveyi sulatıyorsan... Bak bu da güzel ha. Ne demek o? Art niyet ne demek? Yani başka bir şeyin peşinde yani. Halbuki köke dökmesi lazım suyu. Yani adam diyor meyveyi suluyorsa diye hemen diyor oradan şüpheleneceğiz diyor Hasan abi. Düşürmek için. Çok, çok güzel. Yok sadece adam ara formatın maliyetini kabul etmek istemiyor. Direkt meyveye talip olmuş. Adam seni suluyor. Seni suluyorsa... Dünya bir menfaat. Adam sen meyvesin. Ben meyveyim. Adam beni habire pohpohluyor. Beni suluyorsa... Yani gıcırdamasın diye yağlıyor. Ha, ha, ha. Ondan sonra öbür taraflara bakmıyorsa adamın başka gayesi var diyor Murat. Güzel. Mesela adam gelip diyelim ki hakikaten diyelim ki bir yardımda bulunacak, bir şey yapacak yani. Normalde senin bulunduğun mekana yapması lazım. Yanındakilere sana yapıyor yani. Seni suluyor yani. Mesela şöyle diyeyim. Dershanelere sahiplenmesi lazım. Gelirken abim nasılsın, abi bir tanesin falan sen olmasın. Bir ara şey diyorduk ya, kiriko insanlar var diyorduk abi. Ne diyorduk? Beni söyle bakayım nasıl? Hani bazı insanlar var kiriko gibi. Kiriko arabayı kaldırıyor ya. Sizi kaldırıyor yani. Beni çıkarıyor, imtiyazlı kılıyor beni değil mi? Ya, bu sefer bir çekiliyor oradan sen düşüyorsun. Ondan sonra öyle bir çakıyor ki ne güzel aşağıda otur. Onlarla oturuyordum. Şimdi kaldırdı doğru. Bir çekildi mi öyle düşüyorum ki oturanlardan daha aşağı gidiyor. Oraya da düşemiyorsun daha aşağı. Daha aşağıya düşüyorsun doğru. Yani doğru esasatı bulamayan yani gidiyor meyve suluyor. Okuduk. Yaşadığın hayatla iman ettiğin ahiret arasındaki fark kadar buhranda olacaksın, sıkılacaksın demektir. Yani yaşadığın hayat var, bir de iman ettiğin ahiret var. Yani öyle bir yaşıyorsun ki iman ettiğinle hiç alakası yok. Onun arasındaki fark kadar sıkıntı ölçüsüdür. Sıkıntı odur. Yani sıkıntı varsa inandığın bir hayatı yaşamıyorsun demektir. Sıkıntının boyutu ne kadarsa o kadar uzaksın. Evet. Vefalı ol, kendine yalan söyleme, ne demek? Vicdanına zıt yaşama, kararsız kalınca hiç tereddüt etmeden kalbine uy. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tereddüt ettiğiniz zaman kalbinize danışın demiş. Ne olursa olsun davana gündelik hayatta zaman ayır, ne olursan ol. İnandığın davaya zaman ayır, her gün mutlaka. Yılma, usanma, korkma. Ama hafet. Yılma, usanma, korkma. Ama Allah'tan hafet. Korku aklidir, haf kalbidir. Korku çökertir, haf yüceltir. Cemaatini bırakma, maddi ve manevi sarıl. Akrabanı ziyaret et. Yaşlıların dualarını almaya çalış. Haram yeme ve yalan konuşma. Abdestsiz su bile içme. Tefekkürünü ve şefkatini artırarak koru. Siyaset haberlerine kesinlikle uzak dur. Ruhunu boğdurma. İnsanlarda, dostlarında bir kusur görürsen hemen onun çok güzel ve yüksek meziyetlerini hatırla. Hemencecik atma, satma, terk etme. Hemencecik senden bir şey olmaz. Tamam bunu diyen, bunu atarsan atılıyorsun demek. Onu attım, bunu attım, bunu attım, onu attım zannediyorsun. Oysa kendini teçhit ettin, dışladın, yalnızlaştın. Hapishane bu işte. O bilmem ne, o bilmem ne, o bilmem ne. Ben ne yapacağım şimdi tek yaşayamam.
gazına bir seviyesi var mı onun? Hani bazılarına da yapılır mı yoksa herkes için mi geçer? Yani herkese atılmaz. Bazılarına yapılır. Din düşmanı ise yapılır. Din düşmanı ise. Zarar veriyorsun. Zarar veriyorsun. Ehli dünya ise Hasan abi. Ehli dünya ise yani ilişkilerimizi kesmeyiz gene. Yani çünkü ehli dünyadır akraba. Kestik mi? Nasıl yaşayacağız yani? En azından arabayı giderken lastik de lazım, direksiyon da lazım, koltuk da lazım, affedersin özür dilerim, evde tuvalet taşı da lazım. Su da lazım tuvalette ama aynı su vücuda da lazım. Yani bazıları tuvalet gibi kullan, bazıları koltuk gibi kullan. Bazısında böyle oturması. Yani din alenen dinine bir araya geldiğin zaman, alenen dinine hücum ediyorsa Kur'an şöyle diyor. Ve arizanil cahil. Cahilden yani bu manada hücum eden yüz çevir diyor. Bu. Hazreti Ali koşuyormuş abi. Nereye gidiyormuş? İsa Aleyhisselam. Hazreti Ali de var abi. Hazreti Ali de aynı. Hasan abi de var ama. Hasan abi de çünkü sanayide öyle bir olay yaşamıştınız değil mi Hasan abi? Kaçma. O korktum şeyden. O şey Hazreti. Ahmaktan kaçıyorum dedi. Yani o da demiş ahmaktan kaçıyorum. Adam demiş ki ya sen kahramansın sen kaçtığını ben görmedim. Nasıl kaçıyorsun demiş. Demiş ki, bu öyle bir şey ki ben kahramanlığım bile yetmiyor bana. Hazreti İsa Aleyhisselam da demiş ki, kaçmış nefes nefese, müritleri de, takip etmişler, cevap verememiş yani. Heyecanla kaçmış. Bak bir şey anlatacağım da ondan yani. Hikaye olsun de dememiş, bak olayı arkasını bir şey göstereyim de. Anladım. Neyse kaçmış, daha ne teyine çıkmış, ondan sonra havarileri demiş ki, ey Allah'ın peygamberi kimden kaçıyorsun? Peygamberler de kovulmazmış. Demiş ki, ben Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Tamam dedi. Cüzzam hastalarını düzelttim. Amaların gözünü açtım. Evet dedi. Kimden kaçıyorsun? Ahmaktan demiş. Ahmaktan. Abi ahmakı da bir tam olarak bir daha tekrar anlatsanız. Ahmakı da bir daha söyleyin. Ahmak şudur diye. İran'da abi mesela padişah yanındaki veziri hoşuna gitmedi. Vezirin kafası çalışıyor, vezir yapmış yani. Vezir demek aklı yani padişah. Hoşuna gitmeyen bir şey yapıp ceza veriyor. Ahmakların arasına bırakıyorlarmış. Evet. 2-3 tane. Ondan sonra ceza öyle ceza. En bariz şey şu ahmak. Ahmak hak ve hakikati gördüğü halde ona muhalif yaşamak. Şimdi ahmaktan niye kaçarlar biliyor musun? Niye kaçsın ki ahmaktan? Sirayetten korkuyorlar. Peygamber dahi olsa ahmakta oturmazlarmış. Onun bir misalini söyleyeyim kanuniyetini ama uyar veya uymaz. Bir gün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı ile Lut kavminin yaşadığı gölden geçiyorlar. Siz değerlendirin bunu işte, bak. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdesti çıkmış, geldiği zaman bakmışlar ki gölden, Lüt gölünün suyuyla develer sulanıyor. İnsanlar su içiyor vesaire. Ahkam çıkar çıkmaz, şimdi o gölden istifade edilmez. Balık tutuyorlar, tutmuyorlar, bilemem. Ahkam hadisi midir bilmiyorum. Bunu ancak muhaddisler cevap verir. Yani hüküm çıkar mı çıkmaz mı? Ama biz ibret için kullanıyoruz. Geldiği zaman Allah Resulü heyecanlanmış. Bırakın demiş buradan almayın ve hemen burayı terk edin. Niye? Çünkü burada diyor Lut denilen Lut Aleyhisselam'ın kavmi yaşarmış. Şöyle şöyle lanetli iş yaparlarmış. Allah bunları kahretti. Allah'ın bir yeri kahrettiği orayı, orada onların sirayeti var yani, oradan hemen kaçarlarmış. Kahre uğramış bir beldeye hemen uzaklaşmak gerekiyor. Bu da Allah-u Alem onların ruhaniyatı, sirayetleri var. Başka, eğer elinde şer'i delilin yoksa, iddiaların zanlarından ibaret kalır. Mesela birisi hakkında, öyle, ya ben bu hoş adam değil yani. Delilin var mı şer'i? O zan zandır. Yoksa
O zaman bu hakka herkes sahip olur. Zanlarıyla hareket eden herkes buna sahip olur. O zaman ne hale geliriz hiç düşündün mü? Sana da öyle yaparlar. Çünkü men dakka dukka, çalma kapıyı, çalarlar kapını. Sen zanlarda bulunursan, onlar da zanlara bulunur. E nasıl şey yapacaksın, ödeyeceksin? Başka. Laikalara bağlı olarak hareket eden nurcu, kadrolu nurcudur. Abilere, hocalara yani vasıtaları kaynak kabul edip, onları vesile değil de kaynak olarak bağlı olan nurculara da taşören nurcu denilir. Taşören şirkette kadrolu elemanla bir de aynı iş yapıyor ama. Çok ilginç. Taşören şirkette çalışan kişiyle kadrolu kişi de aynı iş yapıyor. Biraz dikkat daha, edin. Biraz daha fazla şarj yaptı. Taşören bizde var. Taşörenler daha fazla. Taşörenin bir özelliği var abi. Yani belli bir süre sonra hak ediyorsa kadroya geçebiliyor yani. Hak, evet. Ama işin aynı işi yapıyorlar. Hak ediyorsa. Doğru abiye. Ama kim geçirecek onu? Abi olduysa. E kim geçirecek onu? Onu artık onun insafına kalmış. Arada torpil oluyor abi ya. Evet. İşte onu maneviyata tatbik edersek. Mesela sen ilk önce taşören şirketine tabi ol. Öyle olur yani bir yeni geldiği zaman seninle görüyor. Ondan sonra bu taşören şirket insafı varsa alan bu adam temiz ya bu olmaz bu da olmaz bu da olmaz. Şuna tercih eder. Ondan sonra der ki taşören şirket şirket esas şirket sahibine der ki şu elemanlarımın içinde bunlar kaliteli bunu asıl eleman yap. Ha. Biz de mesela burada taşören şirketiz dershane. Esas şirket şahsi manevidir. Risale-i Nur'dur. Diyoruz ki bak kardeşim, yeni gelenlere demiyoruz ilk önce. Belirli şeyden sonra diyoruz ki bak unut. Bak benden istifade ediyorsun, bana abi diyorsun da. Tamam aleminde kalsın onu tut. Tamam İslam'da muhabbet var ama beni kaynak zannetme. Tamam. Bak ben de buradan okuyorum. Ben de buna bağlıyım. Sen de artık beni o kadar yüceltmekten geç buna bağlı. Çünkü beşeri hatalarım seni bitirir. Abi bu işin zirvesi şu mudur acaba? Şöyle bir şey duymuştum. Üstadımız Zübeyir, ben bu risalelerin tersine dönsem, aleyhinde olsam ne yaparsın? Zübeyir abinin cevabı, üstadım elinizi öper, teşekkür eder, yanınızdan ayrılırım, risalelerin peşinden devam ederim tarzında. 125. sayfada Emir Dağ 1'de söylüyor. Neuzubillah Said de Risale-i Nur'a alakasını kesse, sadakatını kesse siz şey yapmayacak. Mesela diyorum ki bak benimle nurları tanıdın veya tanıyordun benimle değişik bir noktadan baktın. Tamam vasıtayı sev. İslamiyet'te sevgi vardır. Yani ayna olması lazım ki çünkü semadaki güneş benim bodruma inmiyor. Ama buraya koydum yansıtıcıyla yansıtıyorum. Yani biz bunu severiz ama biliriz ki bu ayna yansıtıcıdır, kaynak değil. Şimdi bu ayna yerine güneş kabul edersen o zaman zulümdür. Hem kendine zulüm hem bana da zulüm. Çünkü senin yanında her şeyimi kontrol edeceğim. Bu sefer seni yanıma almam. Çünkü her şeyimi kaynak kabul ediyorsa bu sefer beni kontrol ediyorsun. Ben de vicdanlıyım, korkuyorum ama buna kötü örnek olmayayım. Serbest hareket yapamıyorum. Sana diyorum ki tamam beni sev. Taşların şirketiyim. Hocanı, abini bilmem neyi sev. Severiz tabii ya. Onlarla tanıdık. Kapı açtı, çay verdi bize. Meşgul oldu bize ya. Tabii ki İslam'da sevgi vardır. Yani yukarıdan aşağıya efendim şefkat, aşağıdan yukarıya muhabbet diyeyim. Olacak tabii sevgi olacak. Bu sevgi ikisinin kaynaşması sevgi olur. Ama kaynak bu. Sakın benim hareketlerimi Risale-i Nur'da mutlaka bir hikmeti var deme. Okuduğun zaman benim hareketlerim yanlışsa, uymuyorsa okuduğun zaman uymuyordur. Ama çöpe at değildir. Niye? Genel yap. Benden bir şey gördüğün zaman dine muhalif veya Risale-i Nur'a zıt bir şey gördüğün zaman kafayı kaldır. Ya bunu kasten yapmaz ama hata. Kasten yapmadı diye hatayı da helal kabul edecek hali yok. Kafayı kaldır. Onun güzel tarafları da var. Bir sürü iyilikleri de var. İşte 13. lemada söylüyor. O zaman iyilikleriyle kötülüğün mukayese muhabbete layıktır. Mesela konuyu bölmüyor ama bundan hariç olanlar var mı?
hani zekavet önde olanlar bu dedi. Hariç çıkıyor. Şöyle, zekiler böyle yapamaz. Böyle de demez yani. Zekiler mesela ders yaparken böyle yani bunu demezler. Zekiler laika derslerini pek yapmazlar. Laikayı vermezler. Mesela niye? Çünkü laikalara bağlı insan değilse kişiye bağlıdır. Hiç kimse kendisine, hiç kimse demeyeyim tövbe, kendisine bağlılığı kesmek adına laikalar şey yapar. Bak zekileri bir de sordum. Onun 5-6 tane madde okuyayım. Zekiler laf dinlemezler. Dinlerler ama bak bir de okuyayım. Tamam. Zekiler laf dinlemezler. Dinlerler ama pek kale almazlar. Bildiklerini okurlar. Soru sorular. Niye dinliyor lan ki? He? Dinler, kibarlıkla dinler. Tabii için. Tabii abi. Der. Ama dinler. O nezakette bulunurlar. O terbiyesizliği yapmazlar. Laf dinlerler. Ama kale almazlar. Zekiler kısa vadeli çözümler yaparlar. Daha sonra bir şeyler olur herhalde diye geçiştirirler. Zekiler kinci olurlar, unutmazlar, unutamazlar. Zekilerin panzehri çareleri nedir? İlmiyle amil olanlar, yani istikameti fiilen yaşayanlara sorgusuz tabi olmaktır onlara. Belirli bir yere gelmesi için sorgulamayacak konu işte. Tarikata mı önermek lazım bunlara? Tarikat gibi yaptım şimdi. Tarikat önermiyorum şimdi. Onlara tarikat önermiyor musun? Ha, tarikat yapıyorum şöyle. Daire içinde ustad diyor ki latif nüktelerde, daire içinde abi bulabilir diyor. Yani bazı modeller var, tipler var. Hakikati hakikat olarak gidemiyor, illa şahıstan görünecek. Tamam, Risale'de bu mertebede vardır. 12 Hak tarikatı cemidir. Cemidir. Yani Risale-i Nur'da hani kadınlardır, yaşlılardır. Gidemez yani hakikata. İlle insanla gider. Bana bir komutan demişti, hatta burada. Biz dedi, Risale-i Nur'da gidemem dedi. Önümüzde birisi mutlaka olması lazım dedi. Tamam, iyi. Ha o zaman Risale-i Nur'da, latif nüktelerde, Osmanlı celemalarda diyor ki, böyle modeller daire içinde, daireden dışarı çıkmaya gerek yok diyor. Bir abi seçebilirler diyor. Onu rehber alır. Ama artık onu sorgulamaz. Seçtiğine göre sorgulamayacaksın. Dediğini yapacaksın, yaptığını yapmaya çalışacaksın. Yanlış dahi olsa doğruya geçebilecek zamana kadar bu doğrudur. Bir daha söylüyorum. Yanlış bir şey dese dahi doğrudur sana. Sebebi sen doğruyu bilmiyorsun. O da doğruluk zannıyla yapıyor. Mesela ben harita yaptım ya mesela. Harita ve şekil. Bu doğrusu bulunana kadar yanlış dahi olsa doğru budur. Doğrusu yokken bunu ortadan kaldırmak küllümen doğru, yanlıştır. Zekiler tamir olana kadar şahıslara hesapsız, kaydesiz tabi olacak. Kime? Akıllılara. Akıllar ne demektir? Aklını ereğine, hakikatına bağlamış bir esasata hareket eden. Paldır küldür insanlara tabi olunmaz. Tabi olana tabi olmak demektir zekilik. Tamiri, zekiliğin tamiri. Ben buna tamir, sen bana uy. Ben buna uymam nispetine sen bana uyacaksın. Çünkü Allah'ın vaadi var. Allah mahlukatına diyor ki bana itaat edene itaat edin. Biz ne kadar Allah'a itaat edersek cinler, şeytanlar, erva habiseler bizden uzak olur. Namaz kılmayan kafir değildir ama kafirler namaz kılmaz şeklinde bakacak olursak eğer. Yani zekiler akıllı değildir. Veyahut da akıllılar aynı zamanda zekidir. Bak zeka. Öyle bir bağlı olabilir mi? Bak zeki aklın sıfatıdır. Bak zeka, zekavet aklın bir sıfatıdır. Aklın. Şimdi akıl aynı şeyi kullanma yöntemine göre değişiyor zekilik. Mesela bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elden önce el olacak. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce göz olacak. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı.
bu akıldan önce bir akıl olması lazım. Bu akıldan önceki akla bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu da vahiy. Dikkat et, aynı şeydi. Bu akılla, o akla bağlanmayıp, bu aklın kendisini yöneteceğini zannedip, kendisine güvenmek zekiliktir. İşte motor kendisine sarıyor. Bela burada. Abi sabahleyin demiştiniz ya, akılsızlar akıl verirler. Evet. O zaman akıl verenler de zekilerdir. Mesela şöyle. Akılsızlara mesela iş buyur vesaire, akılsız derken zeki. Zekiler devamlı insanları dinleme makamında görürler. Hep akıl vermek istidadındadırlar. Hep öyle kendilerini görürler. Ve akıllılar ise pek akıl vermezler. Geri çekilirler. Daha eğilleri varsa onlar meşgul olsun derler. Akılın özelliği niçin akıllıdır? Zeki arkadadır. Zeka sıfattır. Akıl ise esastır. Şöyle diyeyim. Zekilik ortadan kalkarsa akıllılık vardır. Ama aklı ortadan kaldırdığın zaman zekilik de yoktur. Yani suyu kaldırdığın zaman buz yoktur. Ama buzu kaldırdığın zaman su vardır. Karı ortadan kaldırdığın zaman su vardır. Ama suyu kaldırdığın zaman kar da yoktur. Yani zekilerin en bari şeyleri konuşurlar, akıl verirler. Tam çıkış şey yaparlar böyle. Laf dinlemezler, dinler gibi gözükürler. Tamam derler, kale almazlar derler. Akıllar da şöyle ses yapmazlar, bakarlar böyle. Çünkü biraz da akılın özelliği şudur. Daha önce o yolları yürümüş insan olması lazım. Çünkü felsefede şöyle bir şey vardır. Bir yol yürünüp bitirilmedikçe başka bir yol açamazsınız. Felsefede bir şeylerden, şartlardan bir tanesidir. Felsefeyi bileceksin, felsefe nedir bileceksin. Felsefeciler kimdir, ne yolu, kim ne demiş onları takip edeceksin. O yolları bitirdikten sonra felsefe yapıp belki de filozof da olursun. Neyse, bunu bitireyim o zaman şeyi. Zekilerin panzehiri, yani zekiyi akla nasıl indirgeyeceksin? İlmiyle amil olanlar, yani istikameti fiilen yaşayanlara sorgusuz tabi olmaktır. Ta akla gelene kadar sorgusuz tabi olacaksın. Çünkü onların yanlışları dahi doğrudur. Şöyle diyeyim. Bu harita dedim ya, bir daha söyleyeyim. Bu harita abi doğru mudur? Doğrusu çıkana kadar yanlış dahi olsa bu doğrudur. Bir daha. Doğrusu bulunana kadar yanlış dahi olsa bu doğrudur. Bunu da peki bu yanlıştır. Söyle niçin? Zan. Herkes zanla hareket ederse bu içtimaiyat ne olur? Doğrusu bulunana kadar yanlışlar doğrudur. Hasan abi, mesela namazda da öyle. Alacağım sorunu. Kıyam var. Sırf rükü var. Muhammed Aleyhisselam da tamamlandı. Evet abi. Hasan abi, zekiler onu abi güneş gibi görecekler ve beşeriyetinin nefsine de uyacaklar. Öyle ama doğru mu anladın? Evet. Yani şöyle. Şimdi bu ayna insandır. Güneş hakikattır. Risale-i Nur'dur. İlk önce zeki misin? O zaman aynayı güneş gibi göreceksin. Artık sorgulamayacaksın onu. Nereye kadar? Aklın zekavetine galip gelene kadar. İntihar edenler zekidirler. Akıllar intihar edemezler. Akıllar laf dinlere hakikata tabi olurlar. Böyle ikide bir her yerde her şeyi konuşmazlar vesaire. Zekiler daha çok fertcildirler. Fert. Ferdi ferit yaşarlar. Yani o... Bunun sonra kitaba bağlanana kadar abiye bağlanacak yani. Evet. Diyelim ki kitaba çıktı. Çıkana kadar o elinden tuttu. Üstad orada öyle söylüyor yani. Diyelim ki adam bağlanamıyor yani. Manonun feyizlenemiyor, bir şey yapamıyor. O zaman diyor daire içinde kendine birini arasan. Sen mesela kuyudasın, ben tutuyorum seni, tut. Ha. Çıkana kadar benim elimi tutacaksın. Ondan sonra çıktıktan var. Sonra abi elini ver. Yürüyor. Lan yürüyor, sen de burada yürüyorsun, ben de yürüyorum. Abi senin elini tutmadan ben yürüyemem. Niye? Abi kuyudan çıkarken elini tutmuştum ya. Kendimi hep kuyuda zannediyorum. Bırak lan elini. Bırak artık. Beraber yürüyoruz kardeşiz. Kuyudan çıkana kadar elimi tut. Çıkana kadar layıkalarla kıyaslamayacak. Yani. Kıyaslamayacaksın. Yürüyeceksin. Zayıflar daire içinden kendine bir şey bulabilir. Evet. Zayıflar diyor ama. Zayıflar evet. Yani işte kimse öyle. Var ki böyle şey olur. Kuvvetli o direkt kitabı da şey yapabilir. Evet yapamaz yani. Kuvvetli olabilir yani. Tabii Kemal'de olur. Başka. Planlama yaparken
bir şekilde insanları idare edip yönlendiririm zannederler. Planlama yaparlarken, zekilerden konuşuyorum. Bu sorusunda buraya atladım da. Planlama yaparlarken zekiler bir şekilde insanları idare edip yönlendiririm zannederler. Çoğunlukla insanların vefasızlıklarından şikayet ederler zekiler. Mesela insanlar vefasızdır, insanlar şöyledir. Ağızlarından şikayet düşmez zekilerin. Yani gizli insanlar bana niye tabi olmuyorlar diye gizli enaniyetleri kavi olduğundan hep şikayetçi olurlar. Olurlar, taassup olurlar, körü körüne taassup olurlar, tenkitçi olurlar, eleştirileri çok olur, mutaassıp olur zekileri ve insanların nankörlükle itham ederler, bir şey olmaz derler. Oysa bir şey olmasaydı Allah onu nefes aldırtmazdı. Demek bir şeyler yapıyor yani. Ama farkında değillerdir zekiler. Onun hakkında iki tane de cümle okuyayım. Sonra kaldığım yerde devam edeceğim. Hayatlarında hem mağduriyet çoktur zekilerde, hayatlarında mağduriyet çoktur, hem şikayetleri çoktur. Mağduriyet çok yaşarlar çünkü arzu ettikleri bir hayat yoktur dünyada. Son cümle zekilik hakkında. Bunlarda kanaat azlığı hakimdir. Kanaat zekilerde pek olmaz. En belirgin özelliklerinden. Kanaat olmaz. Hep yeni yeni, hep daha daha, hep daha dahaların peşinde olurlar. Teslimiyet çok az değil mi? Teslimiyet zaten çok az değil. Olmaz bunlarda. Teslimiyet olsaydı zaten zeki olmazdı. Okuyorum. Yani bir daha. Laikalara bağlı olarak hareket eden nurculara kadrolu nurcu denilir. Abilere, hocalara yani vasıtaları kaynak kabul edip onlarla hareket eden o derse yapar, o demese yapamaz halde olan taşören nurcudur. Kadroyu geçme namzededir ama daha kadrolu değildir. Manayı o lafız taşıyorsa, lafız taşıyorsa, o lafız, o mana kadar kıymetli ve değerlidir. Yani lafzın kıymeti yoktur. Manayı kim taşıyor? Bir anahtar bazen bir hazine kadar değerli olur. Evet, bir anahtar. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım ama yani. Tuvalet taşı değersizdir ama çok değerlidir. O işi sana orada yaptırıp rahatlatan şey, bak o da değerlidir. Ama kaldırıp da buraya koyarsan olmaz. Her şey yerinde kullanınca değerli olur. Bazı insanların ismi kendilerinden büyük, bazılarınkisi ise bilakistir. Bazı insanların ismi kendilerinden büyük, duyulmuştur böyle. Şöyle bir baktarsın, hakikaten küçük adammış ya manen. İsmi büyütülmüş. Ama bazıların da bilakistir. İsmi çok küçük ama kendileri hakikaten çok büyük. Zekiler isimleri büyüktür, kendileri küçüktür. Akıllılar ise isimleri küçüktür. Tanınmazlar. Kimler bunlar? Bazı insanlar vitrinde kullanırlar. Zındıka komitesi akılları kullanamazlar. Vitrin insanlar zeki insanlardır. Bazıları da arkada olur. Sizler ve bizler hep vitrinde meşgul olmuşuz veya meşgul etmişler. Unutma, manalar da böyledir. Vitrin lafızdır. Vitrin bedendir. Mana ruhtur. Şimdi bu ehli dalalet hangi insanları daha çok kullanır? Vitrine çıkarırlar. Zekileri. Zekiler şimdiki zamanın mantıkçı çözümcüleridirler. Mazi ve müstakbelleri pek yoktur. Hazır zamana bakarlar. Kısa çözümün peşindedirler. Parlak oldukları için zekaları hemen içerisindekini seçerler. Akıllar ise önüne konulan bir mevzuyu mazi ve müstakbelle değerlendirirler. Abi onlarda irade yok, ihtiyar var o zaman. İhtiyar var, tabii. Zekilerde irade pek olmaz çünkü mazi ve müstakbeli taşırlar. İrade ise şu mu, bu mu, o mu? Uzun soluklu değiller zekiler. Tıp böyle şey gibi sıçrarlar, çekirge gibi. Veya o var ya Avustralya'daki bir mahluk var. Kanguru. Kanguru gibi sıçrarlar. Ama parlak olurlar.
parlak sıçrama yaparlar. Normal insanlarda fazla ama erken yorulup ve parkur dişi olurlar. Hapishaneden daha tesirlidir dimana kişiyi hapsetmek. Hapishaneden beterdir. Çocuklara eleştiriden ziyade doğruyu yaşayarak gösteriniz. Yapma etmeden ziyade ölü olmayacağını yaşa. Kadın bilgiyle değil daha çok doğruları yaşaya yaşaya şekillenir. Kadınlar okuyarak şekillenmek değil, kadınlar doğruyu duyduktan sonra yaşaya yaşaya şekillenir. Çünkü kadının hayatında his hakimdir, erkeğin hayatında akıl hakimdir, fikir hakimdir. Mesela erkeğe bir şey anlatınca belki rahatlar ama kadını alışveriş rahatlatır, hissidir yani. Böyledir. Onun için çok alışveriş yapıyor, çok konuşuyor diyen cahil erkektir. Çünkü kadının fıtratını bilmiyor. 10 bin kelime konuşması gerekiyormuş. Yani bilmem. Şeydir, yani eksiklik değil. Allah niçin böyle yarattı? Hikmeti vardı. Bir tanesi şudur. Biz üşeniriz doğruyu çocuğa anlatmaya. Kadın çocuğuna aynı gün 100 defa aynı şeyi söyler, üşenmez. Doğruları üşenmeden anlatsın çocuğuna diye konuşma donanımı verilmiştir. Boş konuşuyor musun? Boş konuşursa içine boş koymuştur. O da bir konuşmadır. Niye? Doğru koy içine. Mesela niye çok boş konuşuyorsun diyeceğine bak bundan konuş de. Kadına konuşma demeyin. Çünkü Allah'ın yarattığı fıtrata zıttır o. Konuşma demek değildir. Ama bunu konuş. Gitme deme. Git ama buraya git. Onun öyle olması gerekiyor abi. Evet. Yani kaburga kemiği gibi. Yani bu eğridir diye düzeltmeye kalkarsan kırılır. Onun öyle olması gerekiyor. Yani arkadaşım sen çocuk emziremiyorsun. Eksiklik olmadığı gibi. Evet. Onun da çok konuşması eksiklik değil. Bak bir hikmetini söyleyeyim. Dedim ya çünkü yazdım 70 tane hikmeti var konuşmanın çok şeyi. Bir tanesi şudur en barizi. Biz çocuğa, çocuk dese ki baba sen kendini koy. Kendini koy Allah aşkına. Baba bu nasıldı? Oğlum lan kaç diyeceğim lan ne şekerim. Demedim mi lan sana dün? Sabah demedim mi ya? Kaç defa bunu sana söyledim? Değil mi? Üşeniriz. Konuşma yapamayız. Sırtında yük var kadın. İki tane sırtında kadın. Yük var. Karnında da çocuk var. Bir yarım saat ayakta o yük altında konuşurlar. Eksiklik değildir. Niçin bunu yapıyor? Sen erkek olarak, koca olarak muhatap olup onu rahatlatmayınca konuşmaktan, sohbet etmekten rahatlanmayınca o ihtiyacını ya telefon kaldıracaktır ya da köylü kadınlar gibi telefon yok, işe gidiyorum, tarlaya gidiyorum diye falancanın evindeki tarladan geçerek, yoldan geçerek ayaküstü yarım saat o konuşmasını giderecektir. Sen muhatap olmuyorsun. Çok konuş, aman şişirdin kafamı ya. İşte bilmiyorsun. Niye evlendin ya? Yani ta benim teyp kasetleri, CD'ler yoktu. 1987-88 kasetlerinde şöyle bir ders var. Bak beynim de silindi. Kadının çok konuştuğu... Ha şu! 85-86. Ehliyet almak için dedim. Ehliyet almak için şoförlük öğretiyorlar. O zaman kursu yoktu. Dedim ki, ehliyet, araba sürmek için, mesela bana amcam öğretti, her akşam yarım saat kamyonla eğitim yapardık. Şimdi bir ay kurs var değil mi? La araba sürmek için, kuralları öğrenmek için bir ay kursa gidiyorsun da, baba olmak araba sürmekten daha zor değil mi? Niye babalık kursu yok? Niye annelik kursu yok? Ta o zamandan beri derdim. Hatta bu yazımı Eyüp İmam Hatip Lisesi'nde asılmıştır. Oradaki müdür o tarihte gelmiştir Rüştü abiye geldiği zaman. Böyle biraz sohbet edince Hasan kardeş dedi buyur abin yaşlıydı. Bunu bir kaleme alsana dedi. O da verdi. Ondan sonra de bir şey olarak düzeltti. Asmıştı diye hatırlıyorum. Yani bir her şeyin bir kursu var. Yani mal satmak için değil mi tezgahtar kursu. Baba olmak için, anne olmak için, langur lungur. Yani çocuk yapabilme şeyi hayvanlarda da var kardeşim. Neyse. Davranışların seni ayağan eder. Son 3 tane cümle kaldı.
davranışların seni açığa verir. Yani seni, sen konuşmana gerek yok. Yaşadıkların sensin. Söylediklerin değil. Bana diyorlar, bana diyorlar, tırnak içinde, çok değiştin abi. Bana öyle diyorlar. Diyorlar mı sana da? Bana diyorlar. Diyorlar abi. He, çok değiştin. Cevabım şu oldu. Nasıl değişmeyim azizim? Vücutta her şey değişiyor. Onların bana tesirleri olsa gerek sana gözükene. Kainat değişiyor kardeşim. Hiçbir şey sabit değil ki. Buna rağmen ben nasıl direneyim? Ben de değiştim. Peki değişim müspet mi, menfi mi yani? Bana diyenler menfi bilmiyorum. Öyle demediler ama belki de onu kastettiler. Bilmiyorum ama bana hep böyle abi değiştin. Yani nasıl değiştin? Laikalar değil de psikoloji bu şeyler yapıldıktan sonra böyle. Daha eskide şeydin, daha radikal, daha sert böyle. Mesela şöyle diyeyim, güleceksiniz ama ben çok senelerce böyle yaşadım. Bir evde televizyon var. Evde televizyon var ama çalmıyor ki. O eve gidip ders yapmazdım. 90'a kadar. 10 sene. Ve neydi? Yanlıştı benim. Bu yanlışımdı. Orada... Televizyon olanın yemeğini yemezdim. Yedimse para, bunu hayal ederdim. Ne kadar, bir tabak pilav, bir tabak kuru fasulye kaç para eder? 5 lira eder. Haberi olmadan onun adına ben gidip bir fakire sadaka verirdim. Ben kendi dünyamda parayla yemiş oluyordum. Şimdi adamın işi ele alsa, yok. Efendim abi. Mesela orada şey aç, müzik açtılar ya. Evet. Mesela müsaade ettiniz, normalde etmezdiniz. Etmem. Etmem. Fon müziği yapayım dedi. Yap dedin sen de yani. He. Normalde yani, eskiden izin vermiyordum. Asla. Asla. Mesela yeni açılıyor. Tabii her tip insan gelecek şimdi. Bundan sonra olmaz. Şimdi mesela derse gideceğiz. Dersten önce böyle bir şey. Açılış. Açılış deyince alttakiler, üsttekiler ipini koparan gelecek. Yani orada bir şey var. Ufak bir böyle... Şey işte, ilahi, var ya ilahi, böyle, ney gibi, ki orada herhalde haram koyacak değil de, ney yani, onu koymayın, ney yani, ne caiz, tamam, onu açılıştan önce 5-10 dakika, çünkü her tip insan gelir, ama buna asla katamusa değil, ha şimdi olur mu, şimdi olmaz tabii, her şeyin bir hükmü vardı böyle, her şey, her tip gelecek, ondan sonra ders bitti, bak ondan sonra bir şey yok, yani, ama bu şer'i dairesinde yapıyorum, yani değiştim derken, ruhsat verileni ve eski de vermiyordum. Televizyon çalmıyor, çalmadıktan sonra ne var burada? Ama televizyon çalan, hem çalıp hem yemek, ben yemem. Onun şimdi de yemem. Hem televizyonu açık tutmuyorsun, hem beni çağırmıyorsun, yemek yediriyorsun, televizyonu da açık. Ben yemem. Kapat, çünkü niye? Sirayet var, sıçrıyor bana. Sen hissetmiyorsun, çünkü cam açık. Bana sıçrıyor. Yani dışarısı soğuk, içerisi sıcak, camdan terleme olur. Camı açın, terleme olmaz. Yani ikisi eşit. Sanda sıçrama olmuyorsa camı açık demektir. Beni rahatsız ediyor. Bana ne işkence yaptırıyorsun? Ha, yani şer'i dairesinde ruhsatla amel ediyorum. Çünkü ruhsatla amel etmenin de acziyetimi anladım. Eskide biraz da şeylik oluyordu herhalde. Yani böyle. Bu sebep beni götürdü o Murat. Yani bu konuyu açayım. Sorgulamaya. İnsanları basit görmeye kadar götürüyordu. Hep azimetle hareket etmek insanları sorgulamaya, basit görmeye başlıyor. Ama ruhsatlarla hareket edince insan acziyetini anlar, aciz insanları o zaman anlar. Aç isem açları anlarım. Azimetle hep hareket edersem ruhsatla hareket edenleri günahla itham ederim. Ama yapacağın ruhsat haram olmayacak. Vereceğin ne işte ya? Kendin dilini iyi bilmiyorsun, başka dilleri de öğrenemezsin. Kendi dilini bilmiyorsun. İngilizce, Arapça öğreneceksin. Kendi dilini öğren. Beden dilini öğren, beden. Fıtratın ne konuşuyor sana? Duy onu. Beyin ne diyor? Duy onu. Ölü zengin olmaktansa diri fakir olmak daha iyidir. Çok bilip riyakar olmaktansa hiç bilmemek daha iyidir.
Dostun yoksa düşmanı da yoktur demektir. İnsan savaşmadıkça düşünceleri değişmez. Düşünceler rüzgar, bilgi yelken, ilim ise kayıktır. Bütün bildiklerini karısına söyleyen koca az şey biliyor demektir. Sabah yaklaştıkça bunu unutmayın. Sabah yaklaştıkça gece kararır. Geçmişini unutmuşsan onu bir daha yaşayacaksın demektir. Gözler kendilerine, kulaklar ise başkalarına inanırlar. Küçük insanın büyük gururları olur. Karısına inanan kendini, inanmayan karısını aldatır. Karısına inanan kendini, inanmayan ise karısını aldatır. Çok enteresan bir şey. Karısına inanan kendini aldatır. Karısının inanmayan da karısını aldatır. Bak, nasıl cümle kullanayım? Karısına inandı. Her şeyine inanırsan aldatırsın kendini. Çünkü kadın hissiyedir. Hissettiklerini, zannettiklerini doğru zanneder. Bunlar sana söyler. Hemen inandın. Aldandın işte. Ama kadın kasten yapmadı. Zanlarını vaka zanneder. Peki hiç inanmadın. İnanmayan karısını bu sefer bırak ya bu sefer kadını İfrat tefrit mi oluyor? Evet, ifrat tefrit oluyor. Yani dinle muhatap. Ben size bir evde geçinmenin bir yolunu söyleyeyim. Karına muhatap ol. Sohbet etsin seninle. Tamam mı? Erkek mantıksal ve matematiksel çözümler üretir odasında, masasında. Kadın ise çözümü konuşarak yapar. Ya bırak ya, kafayı şişirdin, tır 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 yapma ya falan. Ne yapacak o ihtiyacını? Erkek ise çözümü, sorunu düşünerek. Kadın ise konuşarak. Bunu bil kardeş. Senin üstünlük olmadığı gibi onun da alçaklık değildir. O üstünlüktür ona göre. Kötülüğü yok edemeyiz. Kötülüğü yok edemeyiz. Üstünü iyiliklerle örteriz. Kendisine saygısı olan onurlu insan gitmek istediğinde veda eder. Müsaadenizle der. Onursuz insan ihanetle gider. Evet, bir daha. Cemaatta yapılan bu. Cemaattan çıkarttım bunu. Bir daha. Kendisine saygısı olan onurlu insan gitmek istediğinde cemaatta bahane veya karısıyla, ne olur aileye uygulayın, boşanmak istiyor. Eften püften bahanelerle boşanmaya çalışıyor. Sen de ya bu ne biçim insan ya, bunlar boşanılır mı ya? Kardeşim o bununla boşanmıyor. Bu bahane. O zaman onursuz insandır. Diyor ki kendisine saygısı olan onurlu insan gitmek istediği, ayrılmak istediği zaman veda eder, müsaade ister. Onursuz insan ise ihanet ederek gider. Hecren cemil. İçi kaos, huzursuz insan huzurlu ortamdan, bu çok önemli ve yine son iki cümlemin bir tanesi. İki cümlem kaldı, son baş bir tanesini okuyorum. Bu altını çiziyorum. Bazılarına çok emniyet veriyorum. Böyle heyecanlı söylüyorum. Size çok lazım. Altını çizerek bunu dinlemenizi istiyorum. İçi kaos, içi birbirine zıt, içi yanan, volkan gibi yanan, huzursuz insan, huzurlu ortamdan ve huzurlu insanlardan rahatsız olur. Rahatsız olmayayım diye, senin yanında rahatsız oluyor, rahatsız olmayayım diye dış dünyayı ve kişileri de rahatsızlığa çevirmek ister. Onun için cemaatin içine girdi, ya kardeşim bu niye durmuyor ya? Niye hep kendi halinde kalmıyor? Niye bunları çıkardı? Kardeşim nereden çıktı ya kanatçım? Sebebi içi kaos, içi duman, birbirine çatışmış, birbirini yer, bir karar kılamamış, kendini sevememiş, kendine özgüven olamamış, kendine tatmin olamamış, merkezde bulunamamış bir insan dış dünyada uyumlu, ahenkli, sevimli,
uhuvvetli tenin sanıtlı olması imkansızdır. Bak diyeceğim bunu zaten biliyordunuz bunu ama başka bir şey vurgulamak istiyorum. İçi kaos olan insan huzurlu ortam ve huzurlu kişilerden nefret ederler. Çünkü 13. lemadan çıkarttım. Kendisi cehennemi hak edip cehennemi yaşayan bir insanın doğru yaşayanlardan rahatsız olurlar. Onlar da bozuk olsun ki onların düzgün yaşantıları kendi yanlış yaşantılarını göstermesin. Onun için huzursuz insan herkesi huzursuz yapmak ister. Son cümlem, iyiliğin ve kötülüğün sınırı yoktur. Çünkü dünya hem cennetin hem de cehennemin aynası ve suretidir. Çünkü cennet ve cehennem sonsuzdur. O zaman dünya sonsuz iyilik yapma yeri, sonsuz kötülük yapma yeridir. Bunların camül ezdadı olan insan da hem iyiliği hem kötülüğü sonsuz ve sınırsızdır. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.